Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz neredeyiz? Hastanedeyiz. Tuana'nın ateşi var. Düşmüyor dünden beri. Arada Ayşe'de getirin dediler. Hastaneye getirdik. Evimizin yanında bu hastane. 16. Viyana'da. Wilhelminenspital. Ağlıyor Tuana da. Tanıdı tabii. Arabadan iner inmez bildi. Maşallah. Böyle bugünümüzde hastanede geçecek gibi gözüküyor. Arabasında oturuyor, ateşi var diye üstüne uzun kollu ama ince giydirdik. Ceketi yanımızda ne olur ne olmaz diye. Ateşi 38,9. Sıra geldi mi? Ay, içeriye geçirim yok, daha çok ağlamasın diye. Şöyle hastanenin kenarında inşaat var. Çocuk bölümünün. Karşıda da otomat var. İçecek, kahve, işte küçük abur cuburlar, iç atıştırmalık abur cuburlar var. Şöyle hastane, burası da bayağı büyük. Burada hastaneler böyle bölüm bölüm, şöyle küçük küçük binalar, şeyler gibi. Küçük küçük evler gibi. Yani çok küçük de değil, hastanedeki gibi böyle uçsuz bucaksız değil. Şöyle, şöyle. Tek kat, bazısı iki kat, bazısı üç kat, altı katlı var ortopedi bölümü. Ama böyle büyük bir bahçeden içeriye giriliyor. İçinde böyle küçük küçük evler şeklinde, hepsi ayrı ayrı bölümler. Mesela şurası, şimdi burası çocuk bölümü, kontrol bölümü. Hemen yanı, burası da yatan çocuklar için. Şu karşısı yine öyle. Arkadaki de öyle. Yatan çocuklar buralarda yatıyorlar. Böyle düz, sağlı sollu. Böyle o da işte evcikler var. Bölüm böyle. Her bölüm ayrı bir hastalığa bağlı. İşte kalp, ortopedi, ne bileyim, hepsi ayrı ayrı. Böyle ama. Buradaki hastane böyle, yalnız ortopedi falan olan bölümleri, doğum bölümü işte, bazı bir yerleri daha büyük. 3-4 katlı, hatta ortopedi dediğim gibi 6 katlı. Ama diğer hastaneler yine Türkiye'deki gibi bir girişten girip büyük binalar, büyük bina halinde. Burası böyle ama. Bakalım, bekliyor, şimdi sıra bekliyor. İnşallah çok beklemeyiz. Tuana bildiği için ağlıyor. Doktor da muayeneyi hiç sevmiyor zaten. Kendi doktoru kapandığı için buraya geldik. Orası da çok doluymuş. Doktor da öyle söyledi. O yüzden hastane daha iyi diye buraya geldik. İnşallah ciddi bir şey değildir yine. Hastanenin içerisinde şöyle, çocukları göstermeden sizlere göstereyim. Şöyle bankları. Burası böyle. Karşıdan bir girişi var. Bu şekilde. Kenarda odalar var. İşte muayene edilen. Annem sıra bizde. İlk muayene oldu çıktı. Sekreterle notlar alındı. Şimdi ağlıyordu. Şöyle kenarda. Şurada park var. Gelim şöyle sizlere. Geliyorum, geliyorum. Azıcık göstereyim Tuana'ya, belki susar. Şu hemen yatak olan bölümün arkasında çocuk oyun yeri var. Belki burada Onur, çünkü ağlıyor Tuana. Ay, belki arkadaş var mı? Yok, kimse yok. Şöyle küçük de parkı var burada. Yine burası da her bölümdeki hani ayrı ayrı hastalıklardan yatanlar. Küçük de arada şeyi var, parkı var. Çocuklar yine de çıkabilen biraz oynasın diye sanırım, ya da işte beklerken bizim gibi avunsun diye. Tuana, oynamak ister misin? Ayşe ile Ali şeyle, doktorla konuşmaya geçtiler. Ha Tuana? Tuana şimdi benle. Hadi gel kızım, hadi geçelim. Oynayalım azıcık. Tuana istemedi, geri çıkarttım, korkuyor. Oynamak da istemiyor. Tamam, gezdiriyorum, tamam. Tamam, hadi gidelim. Sıra beklerken Ayşe ile birer kahve içeceğiz. Ali ile. Yani Ali kahve içmiyor da. Portakal suyu mu aldı o? Portakal çayı aldı. Ayşe ile biz de kahvemizi içelim. Zaten uzun bekleyeceğiz. Değil mi? İçeriz böyle. Şöyle.
Normal kahve otomatı. Güzel buranın kahvesi. Bu markanın ki güzel yani. Görünüyor mu bilmiyorum. Burada da şöyle demiştim uzaktan hani gösterdiğimde. Küçük atıştırmalık yiyecekler var sıra beklerken. Şöyle fiyatlarına bakayım. Mesela Mars normalde 1 euro değil mi? 16 ne kadarmış? Yazmıyor. Yanlış bastım herhalde. Güneş vuruyor ya. Ne kadarmış? Ne istiyorsun? 16 mesela fiyatını öğrenelim diye. 1.30. Ha, yani normal marketteki fiyatı gibi neredeyse. Öyle pahalı değil. Zaten burada genelde de öyle değil. Suriye'de genelde fiyatlar hani şeydeki gibi mesela havaalanında diyelim bir kahve alacağın zaman dışarıdaki fiyat gibi. Kahve içeceğin zaman hani dışarıdakiyle hiçbir farkı yok. Ya da işte mesela hastanede dışarıdaki fiyatıyla bir farkı yok. Normal market fiyatı. Havaalanında da daha neresi aklıma gelmiyor. Ama ha, mesela turistlik yerde kahve içmek istediniz. Atıyorum 3.90, 4.50 hani değişiyor fiyatlar. İçtiğin kahvenin büyüklüğüne göre. Birinci Viyana'da en turistlik olan yerde de içsen, bizim olan bölgede de içsen ya da 10. Viyana'da nerede içersen iç fiyatlar genelde hep aynı. Hani orası uçuk, burası şey değil. Her tarafta ortalama aynı fiyatlar. Buranın da öyle bir güzelliği var. Genel olarak her şey pahalı ama kazancına göre de çok da yine de fena değil. Şey olarak da kıyas yapacak olursak da böyle şey değil, uçuk fiyatlarda değil dışarıyla turistik özel yerler. Ayşe karşıda. Tuana ileride sustu. Ali içeride sıra bekliyor. Sıra bize gelince arayacak. Biz de o ara Tuana'yı burada avutmaya çalışacağız. Böyle etrafta göstereyim. Şurada inşaat var. O yüzden burası böyle. Şöyle küçük yine çocukların oynayacağı ara ara bir şeyler koymuşlar. Yine burası bir bölüm. Yani şey böyle gördüğünüz gibi küçük küçük evcikler halinde evmiş gibi. Sizlere hastaneye giderken hastane yolunu da göstermek istedim.
seni seviyorum Tuana. Sen de söyle. Anneanne seni seviyorum de. Anne sen söyle. Ben de seni çok seviyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Şimdi biz çıktık hastaneden. Tamam bekle bir. Bir şey çıkmadı. Sadece iltihap var. O yüzden ilaç vermedi. Sadece ateş düşürücü verdiler. Ama bir ay sonraya kontrol verdiler. Neden sürekli hastalanıyor diye. Biz çıktık evimize. Eğer iltihap istediyseniz ve beğendiyseniz bizim de bunu böyle geçti. Allah'a emanet.